Efendim bugün Akkuyu, Mersin Akkuyu nükleer santraline nükleer yakıt teslim töreni vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törene uzaktan katıldı. İki soruyu birleştirip sormak istiyorum çünkü konuyla da ilgili. Evet. Kısa bir. Türkiye'yi dünyanın nükleer güç sahibi ülkeleri arasına sokacak büyük bir hamlenin sevincini paylaşmak üzere bir aradayız. Canlı yayında rahatsızlanması sonrası ilk görüntüsü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu nükleer santraline yakıt getirme törenine Beştepe'den video konferansla bağlandı. İki soruyu birleştirip sormak istiyorum çünkü konuyla da ilgili. Taahhütler konusunda bize ipuçları verir misiniz? Kısa bir. 25 Nisan akşamı katıldığı canlı yayında rahatsızlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yayın kesildi. Sonrasında midesini üşüttüğünü açıkladı. Yoğun kampanya çalışmaları vardı ve bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada üşütmüşüm. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddialar doğru değildir. Siyaseten rakip olabiliriz ama sonuçta rakiplerimizin de sağlıklı olmasını, iyi olmasını isteriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 Nisan programları iptal edildi. İletişim Başkanlığı Erdoğan kalp krizi geçirmedi, hastaneye kaldırılmadı açıklaması yaptı. Sağlık durumuna ilişkin son açıklama Sağlık Bakanı'ndan geldi. Sindirim sistemi enfeksiyonu dedi. Sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu enfeksiyöz gastroenteritin etkisi azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam edecekler. Hava ve deniz yoluyla gelen nükleer yakıtların... İki gün aradan sonra Erdoğan, Akkuyu nükleer santrali töreni için Beştepe'den görüntü verdi. Açıklamasını masada oturarak yaptı. Akkuyu da milli bütçemize yük getirmeyen bir finansman modeliyle hayata geçirilmiştir. Projenin inşaatıyla birlikte bakım, işletme, nükleer santraller için işletmeden çıkarma süreçlerinin sorumluluğu da yükleniciye aittir. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık 7 dakika konuştu. 28 Nisan programına ilişkin henüz bir açıklama yok.